İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da yine Cycles Render'da anizotropik shader nedir onu inceleyeceğiz. Daha önceden hazırladığım bir animasyon var. Önce onu bir seyredelim. İşte bu yaptığımız şekilde bir animasyonu anizotropik shader kullanarak nasıl yapacağız onu inceleyeceğiz. Bunu kapatıyorum ve tekrar Blender'ı açıyorum ve çalışmaya başlıyoruz. Sağ taraftaki menüden Screencast giz özelliğini açtım, her zaman yaptığımız gibi. Ve Blender'ı tam ekran yaptım. Ve bu ekrandaki küpümüzü sildim. Bir tane Plane objesi ekledim ve onu büyütüyorum. Oldukça büyüttüm. Ve aşağıdan Viewport Shading'den Render görünümüne geçtim. Işığımız yetersiz olduğu için onu bir miktar şiddetini arttıracağım. Önce tipini, yani bu lambanın point'ten sun tipine getirdim. Use notes dedim ve şiddetini 2 yaptım. Arka plandaki world'ü de tamamen siyah renk haline getirdim. Ve yukarıdan da Node Editor penceresinde çalışmak için bir pencere daha açtım. Ve o pencerede Node Editor penceresine geçtim. Aşağıdan plane objesini seçtim ve onun için yeni bir materyal istedim. Onun default olarak verilmiş bir diffuse shader'ı var. Şimdi bunu siliyorum. Bunun yerine bu dersimizin konusu olan shader kısmındaki oldukça çok sayıda shader cinsi var. Bunların bazılarını çok sık kullanıyoruz. Diffuse shader ve glossy shader en çok kullandıklarımız. Bir de ara sıra kullanacağımız ama olmazsa olmaz bazı şeyleri yapmak için muhakkak kullanmamız gereken shader'lar da var. Bugün onlardan anizotropik shader. Onu inceleyeceğiz. İstedim ve ekrana koydum. Şöyle yakından bakıyoruz ve bağlantısını kurdum. Henüz bir şey görmedik çünkü roughness değerini bu şekilde tam bir değil de 0.9 değerine, hemen altındaki söz konusu anizotropi değerini de 0.9'a, gene bir değil, birden biraz küçük. Rotation'ı şimdilik değiştirmeyelim ve aşağıda gördüğümüz şekilde bir aydınlatma, yukarıdaki lambanın bu plane objesi üzerindeki yansımasını görüyoruz. Şimdi burada şöyle basitçe bir inceleyecek olursak, gris pencil kullanarak. Normalde bir ışık kaynağından, şöyle bir dikdörtgen plane objesinde bir ışık kaynağından ışık ışını geldiği zaman bu değişik yönlerde yansımasını ve difüzünü yapıyor. Bunu daha önceki derslerde incelemiştik. Ve glossy'de de bir parlaklığı, bir ışığın parlaklığını her yöne doğru dağılma olduğu için burada bu şekilde geniş bir bölge şeklinde bir parlama, mesela diyelim bir kuvvetli bir sun ışığının bu plane objesi üzerinde bu şekilde geniş bir alanda bir parlamasını görüyoruz. Bugün incelediğimiz anizotropik shader'da ise tek fark şu. Gene bir plane objemiz var burada. Gene yukarıdan bir ışık kaynağından ışık geliyor. İşte bu ışığın parlaması için bir alan kısıtlaması yapıyor anizotropik shader. Mesela bir alan çiziyorum şimdi. Şöyle nokta nokta çizeyim. Önce bir taraftaki alanı çiziyorum. Plane objesinin üzerine. Bir de aynısından öbür tarafa doğru çiziyorum. Bu şekilde iki tane üçgen şeklinde düşünelim bunları. İşte gelen ışınlar sadece bu çizdiğin nokta nokta kısmından ancak yansıma yapabiliyorlar. Bunun içinden. Şöyle biraz daha çizeyim. Bize doğru da var tabii. Fakat şu diğer kısımdan, mesela şu şu kısımdan buradan yansıma olmuyor. Öbür kısımdan da yansıma olmuyor. Komple. Şuradan da yok. Sadece şu nokta nokta çizdiğim bölgelerden ışık yansıyor ve öyle olduğu zaman da tekrar eğer biz bir önceki ekrana geri dönersek, bu gris pencil'ı da sileyim. Onunla işimiz bitti. Tekrar şöyle bakarsak yeniden render'e geçtim. Evet, buradaki gibi. Yine plane objesinde daha net görmek için arka planı biraz açayım. Şöyle, evet. Şimdi arka plandaki
World'ün rengini biraz açınca plane objesinin kendisini de görür hale geldik. Ve bu plane objesinde sadece bir anizotropik shader var ve işte o yukarıdaki lambanın yansımasını bu şekilde görüyoruz. Bu görüntüyü nerelerde görüyoruz? Mesela çelik tencerelerin taban kısmında görüyoruz. Yani plane objesinde ben kontrol şöyle 3 dersem, mesela bunu bir CD olarak da düşünebilirsiniz. Veya bir dediğim gibi bir çelik tencerenin taban kısmında görebilirsiniz. Bununla ilgili Blender guru Andrew Price'ın güzel bir tutorial'ı var. Onu izlemek isterseniz Andrew Price'ın sitesinden sırf bununla yapılan bir tencere, çelik tencere yapmak için bir tutorial var. Onu izleyebilirsiniz. Fakat ben daha değişik bir şey yapacağım. Benim yapacağım iş şu şekilde olacak. Tekrar Word, arka plandaki Word'ü yine rengini tekrar siyaha getiriyorum. Ve şöyle yakından bakıyoruz. Burada ben animasyon ve ilginç bir takım görüntüler oluşturmak için bu rotasyon, işte bu üçgen şeklindeki, biraz daha şöyle onu keskinleştireyim. Rotasyon, bu işte iki tane üçgen çizmiştim ya, ışığın tam plane objesine vurduğu noktadan ön ve arka tarafta üçgen kısmındaki bir alandan ancak yansıma yapabiliyordu. İşte rotation, bu alanları tam bu merkez noktası etrafında döndüren bir değişken, sıfırla bir arasında değer alabiliyor. İşte ben bu değeri bir noise texture'a bağlayarak ilginç görüntüler nasıl elde edilir onu incelemek istiyorum. Şu roughness ve anisotropi değerlerini tekrar tam bir yerine biraz daha küçük bir değer verdim. Ve shift A, texture, noise texture istedim. Ve bu noise texture'ın faktör çıktısına, ki o biliyorsunuz noise texture daha önce çok kullandık, onu rotation girişine bağladığım zaman işte o üçgen şeklinde her iki tarafta olan o alanları bu şekilde noise texture bozuyor. Böyle bir bozma işlemi uyguladı. Yalnız ben buna her zaman yaptığım gibi sol taraftan bir texture koordinat penceresi ve hemen peşinden de bir mapping penceresi ekleyerek objenin kendi koordinat sisteminde bir haritalama işlemi uyguladım. Çünkü onu birazdan kullanacağım animasyon yaparken. Buradaki scale değerini de 5'ten biraz daha arttıracağım. 10 gibi bir değere getiriyorum. Biraz daha küçük ayrıntılı bir görüntü oldu. Ayrıca bir de yine bu roughness değeri içinde bir başka değişken kullanacağım. Yine daha önceden uyguladığımız Fresnel tipinde bir değişken gireceğim. Onu da Fresnel'in altındaki Layer Weight penceresine alıyorum. Ve oradaki Layer Weight'teki Fresnel'i alıyorum. İşte bu roughness değerine bağlıyorum. Ayrıca buradaki Blend değerinde .4 yapıyorum. Hatırlarsanız biraz önce plane objesine değişik açılardan bakarken onu tekrar inceleyelim. Tam bizim baktığımız açıdan şu şekilde tam bizim baktığımız açıya dik gelen noktalarda büyük parlama görüyoruz. İşte Fresnel veya facing seçeneği biliyorsunuz onu önlüyordu. O yüzden bunu kullanıyoruz bu şekilde. Çünkü onu azaltıyor. Ayrıca bu renk olayını yine kırmızı ya yakın bir renk kullanabiliriz bu şekilde veya kendi istediğimiz başka bir renk olabilir. Şu şekilde yandan bakarken. Ayrıca burada başka bir değer şey var. Noise'deki detail değerini 2'den 0'a düşürüyorum. Böyle olduğu zaman daha detaylandırmayı azaltıyoruz. Daha belirgin çizgiler ortaya çıkıyor. Çünkü bu detayı arttırdığım zaman bakın ufak tefek girinti çıkıntılar oluşuyor çizgilerde. Onu 0 yapıyorum. Distorsiyonu arttırıyorum esas biraz. 2.5 gibi bir değer yapıyorum. Veya o civarda bir şey, çok önemli değil kaç olduğu. Bu şekilde. Bir de bu lambanın şiddetini biraz değiştireyim. 2'den daha yüksek bir değere, 30-40 gibi bir değere getirdim. Size'ını eğer güneşin size'ını daha noktasal getirirsek bu şekilde size'ını büyütürsek aynı o plane objesini emisyon olarak kullandığımızda hatırlıyorsunuz plane objesini büyütüp küçültüyorduk. Bu da aynı manaya geliyor. Yani güneşi bir plane objesi gibi düşünürsek
tamamen noktasal yapmak istiyorsak 0 veya .01 gibi bir değer veriyoruz. Veya tersini istiyorsak o zaman da büyütüyoruz. Şimdi gelelim animasyon kısmına. Animasyonu şöyle yapıyoruz. Bu mapping kısmındaki location değerleri var, x, y, z. Bunları değiştirdiğimiz zaman texture'ün plane objesi üzerindeki mapping, yani giydirilmesi yerini değiştirdiği için bir hareket söz konusu oluyor. Ben bu değerleri birinci frame ve 250. frame için birer keyframe ile sabitleyeceğim. Aradaki değerler ikisi arasında lineer bir değişim gösterecek. Bunun için aşağıya bakarsak birinci frame'deyiz. Ve bu X, Y, Z'nin içindeyken klavyeden E tuşuna bastım ve burada bir kayıt yaptım. Ve aşağıdan tekrar son frame'e geldim bu sefer. Son frame'de bu değerleri 1 yapıyorum önce. Değiştiriyorum. Sonra tekrar E'ye basacağım. Ve burada da bir kayıt yaptım. Şimdi artık sadece aşağıdaki değeri hareket ettirdiğim zaman şöyle yapalım. Buradan, evet burada da mouse'la klavyedeki sağ okla ileri geri gidip gelebiliyorum. Bu şekilde bir animasyon gerçekleşiyor. Bunu da sadece artık sağ taraftaki render değerlerinde PNG yerine AVJPEG, temp klasöründe deneme isimli bir temp klasörü demeyelim de biz ona yine desktop diyelim. Desktop klasöründe bir deneme isimli dosyaya kayıt yapacak şekilde. Sampling değerinde render ve preview için onar sample yapacağı bir durumda ve ayrıca performans kısmında da küçük render pencereleri için, yani her core işlemcinin her core'unun çalışacağı küçük pencerelerin boyutlarını 256x256 yaptıktan sonra Ctrl F12'ye basarsam üstteki için yapacaktım. Fakat Blender'da bir problem oldu. Hemen tekrar açıyorum. File, Recover Last Session dedim. Ve bir bakıyorum bu çalıştığım program mı? Evet. Daha önceden çalıştığım bir programdı bu. Denemeydi. Burada yeniden bakıyorum ayarlara. Tekrar sıfıra bastım. Şu kamera açısından görüntü. Yukarıdaki pencereyi biraz daralttım. Bu şekilde. Ayarlarımı tekrar kontrol ediyorum. Temp klasörü değil de onun yerine desktop'ı seçtim ve orada bir deneme isimli bir dosyaya kayıt yapacak. Yine sampling ayarını tekrar kontrol ediyorum. 10 değerinde. Performansa bakıyorum. 256 yapıyorum. 256 ve bu pozisyondayken Ctrl F12'ye bastım ve render yapmaya başladı. 250 karelik bir render bu. Şu anda 10. karede. Ben biraz durdurup biterken tekrar devam edeceğim. Evet, render bitmek üzere. Yaklaşık 10 kare kaldı. Ve bu şekilde 250 karelik bu animasyonu da şimdi bir izleyeceğiz. Evet, şu anda bitti. Ctrl F11'e basıyorum ve animasyonu oynatıyorum. İşte bu şekilde bir animasyon yaptık. Bu anizotropik shader özelliğini kullanarak. Kapatmadan önce bir de yine sıfırdan bir dosya açarak anizotropik shader'ın Grossier'e ne kadar benzediğini incelemek için ekrandaki küpümüze Ctrl 4 ile küre şekline dönüştürdüm. Z ekseninde bir birim yukarı çıkardım. Altına bir tane plane objesi koydum. Ve yine smooth shading uygulamıyorum. Ve tekrar render kısmına geçtim. Yine sağ taraftaki ışık ayarlarından, lambanın kendi menüsünden yine sound tipine geçirdim. Use notes dedim ve şiddetini 2'ye çıkardım. Bu şekilde. Ve yukarıdan da yine bir not editör için bir pencere açtım. Ve orada da not editör penceresine geçtim. Küreyi seçtim. Ve onun materyali şu anda karşımızda. Bir diffuse materyali var. Yine onu siliyorum. Şu her zaman kullandığımız glossy shader'ı bir deneyelim. Bağlantıyı kurdum. Bakın bu glossy shader. Altta gördüğümüz. Eğer buna bir renk verirsek, renkli veya bu şekliyle de sadece genelde metal cisimler için kullandığımız bir seçenek.
Ve bu seçenekte sadece roughness ayarı var. Yani roughness'ı tamamen sıfır yaptığımız zaman bu tamamen bir ayna şekline dönüşüyor. Roughness'ı arttırdıkça o özellik bozuluyor ve diffuse gibi bir şekle dönüşüyor. Eğer bir de renk verecek olursam şöyle, bu şekilde. Glossy bu. Şimdi bu glossy'yi silmeyeceğim. Sadece bağlantıyı koparacağım, bir kenara koyacağım ve tekrar bakacağız birazdan. Şöyle kenara koydum. Şimdi bir de bu anizotropik shader'ı koyuyorum. Bunun diğerinden değişken olarak da farkı, roughness bunda da var, ötekinde de vardı. Normal ikisinde de var. Bunda fazladan bir anizotropik katsayısıyla rotation var sadece. Bağlayalım. Ve renk olarak da yine buna da deminkiyle aynı rengi verdim. Bundaki görüntü bu. Roughness aynı işe yarıyor. Yani roughness'ı bakın en sola getirdim. Aynı deminki gibi tam bir aynı etkisi var. Ve roughness'ı arttırdıkça aynı glossy shader'da olduğu gibi yani diffuse'a benzer bir hale dönüşüyor. Fakat bunun farkı, o dersin başında bir grease pencil'da bir şema üzerinde inceleme yapmıştık. Bu shader'a sahip bir materyale vuran ışıklar sadece şu şekilde üçgen şeklinde bir alanın içinden ancak yansıyabiliyorlar. Ve diğer kısımlardan yansıma yapamıyorlar. Onu bir daha şöyle göstereyim. Tekrar şöyle küreye yukarıdan bakıyoruz. İşte ışık ancak şu alanın içinden yansıma yapıyor veya şu alanın içinden yansıma yapıyor. Şu diğer siyah kısımlardan yansıma yapamıyor. İşte glossy'den farkı sadece bu. Fakat dediğim gibi o çelik tencerenin taban kısmında CD'de ve daha ziyade şöyle söylenebilir. Çok parlak bir metal yüzeyin üzerinin bir şekilde zımparalandığını fakat tek bir yöne doğru zımparalandığını düşünelim. Yani ince zımpara çizgileri bir metalin üzerinde hepsi birbiriyle aynı yönde veya tencerenin altındaki gibi veya CD'deki gibi radyal şekilde, yuvarlak şekilde üzerinde çizikler olduğu zaman o tür bir malzemeyi eğer Blender'da Cycles'la tasarlamak istiyorsak işte o zaman bu anizotropik shader'ı kullanmamız gerekiyor. Bu dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.